Öğretmenler odasına giren nöbetçi öğrenci, "Hocam, müdür bey sizi çağırıyor," dedi. Takvimler 2005 yılının 5 Mayıs'ını gösteriyordu. Güzel yurduma gelen bahar, havaların ısınmasıyla ruhları da canlandırmıştı. İçimde bir neşe, bir huzur vardı. Okuduğum gazeteyi masaya bırakıp kalktım, müdür beyin odasına gittim. Kapıyı vurup içeri girdiğimde müdür bey ve yanındaki 3 kişi masanın başında toplanmış, yüzlerce fotoğrafa bakıp konuşuyorlardı. "Hocam, beni çağırmışsınız," deyince müdür bey de "Buyurun hocam," dedi. "Bu arkadaşlar sivil polis memuru. Şu fotoğraflara bir de siz bakar mısınız? Aralarında benim tanıdığım öğrenciler çıktı. Sizin de tanıdıklarınız var mı acaba?" dedi. Şaşırmıştım. Kendisi o kadar fotoğrafın içinde birkaç tane bizim öğrencimizi tespit etmişti. Şimdi de bana soruyordu. Sırayla bakmaya başladım masanın üstündeki fotoğraflara. Birden fotoğrafların içinde hiç ummadığım iki öğrencim çıktı karşıma. İçlerinden birini çok iyi tanıyordum. Adı Harun'du çocuğun. Hiç aklıma gelmezdi Harun'u bu tür karelerde göreceğim. Okulda bu türden olaylara meyyal öğrenciler vardı ama Harun hiç öyle biri değildi. Cidden çok şaşırdım. "Ne Harun ne de şu öğrenci, asla ihtimal vermem. Nasıl oldu anlamadım," dedim. Harun Diyarbakırlı bir ailenin çocuğuydu. Acaba hemşehricilik bahanesiyle kandırmış olabilirler miydi? Gelgitler yaşamaya başlamıştım. Neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık hep birlikte. Yasal işlem yapılması gerekiyordu. Sivil polis memurlarına dönüp, "Siz şu an herhangi bir işlem yapmasanız, ben bir görüşsem çocuklarla, ondan sonra harekete geçseniz," dedim. Kabul ettiler ve eklediler. "Hocam," dediler, "biz bu hainlerin elinden bu güzel yavrularımızı kurtaralım istiyoruz. Önemli olan bu," dediler. Ertesi gün fotoğraf karelerini tespit ettiğimiz çocuklarla tek tek görüşmeye başladım. Onlara sorduğum ilk soru, "Çocuklar, sizce ben sizin hakkınızda kötü bir şey düşünebilir miyim? Size zarar getirecek bir şey yapar mıyım?" olmuştu. Hepsi de "Hayır hocam," dediler. "Peki size yalan konuşur muyum?" "Hayır hocam." "Sizleri ne kadar sevdiğimi biliyor musunuz peki?" "Evet, biliyoruz hocam," dediler çocuklar. "Öyleyse beni iyi dinleyin. Beni seviyorsanız bana yalan söylemeyin. Bu benim için çok önemli," deyince "Tamam hocam," dediler. "Sizin çok iyi insan olduğunuzu biliyorum. Kolay kolay da yanlışa düşmezsiniz. Ama 1 Mayıs'ta yapılan sokak gösterilerine neden ve nasıl katıldınız? Bana her şeyi teferruatıyla anlatırsanız Allah'ın izniyle sizi kurtarabilirim. Yoksa işiniz gerçekten zor," dedim. Diğerleri itiraz eder gibi oldular ama Harun, "Hocam," dedi, "her şeyi size anlatayım." Ve başladı anlatmaya delikanlı. Bizim mahallemizdeki arkadaşlarımızdan biri bir gün bizi bir derneğe götürdü. Orada bazen çay içtik, bazen simit yedik. Rahat bir ortamdı. Mahalleden bazı gençler gelip gittikleri bir yerdi. Oraya herkesi çağırmıyorlar tabii. Genellikle liselilerin uğradığı bir yer. 1 Mayıs günü bizi oraya götüren arkadaş daha önceden çarşıya gezmeye gideceğimizi söylemişti. Çarşıya çıktık, geziyoruz, dolaşıyoruz. Birden kendimizi bir kalabalığın içinde bulduk. Arkadaşa, "Ya çıkalım buradan," dedim. "Yok yok," dedi, "sadece yürüyeceğiz, başka bir şey yapmayacağız. Hani sana anlatmıştım ya, eğitimde özgürlük için bir şeyler yapmamız lazım diye. İşte bu hakkımızı kullanıyoruz, onun için yürüyoruz," dedi. Biz de bir süre yürüdük. Sonra baktım, bazıları ceplerinden kırmızı pankartlar çıkarmaya başladı. Bana da verdiler ama biz almadık, sadece yürüdük. Sonra da dağıldık. "İnanın başka hiçbir şey yapmadık," dedi. Sordum, "Okuldan kimse var mı sizi bu işlere sevk eden, teşvik eden?" "Hayır hocam," dediler. "Bakın," dedim, "bir daha sizin oralara gittiğinizi görmeyeceğim, duymayacağım. Bu konuda söz verir misiniz bana?" dedim ve hep birlikte söz verdiler. Harun, "Hocam," dedi, "ısrar ederlerse ne yapalım?" Ben de okuldan bu işin duyulduğunu ve bir daha gitmeyeceğine dair söz verdiğini, gidersem yasal işlem yapılacağını, ailesinin duyması durumunda da iyi şeyler olmayacağını söylemesini söyledim. Konu kapanmış, öğrenciler hakkında yasal işlem yapılmamıştı. Mayıs ayı bizim için de çok önemli bir aydı, gezilerimizin olduğu bir ay. O yıl arkadaşlarla konuşup Çanakkale'ye gezi yapmayı kararlaştırdık. 19 Mayıs tatiline denk getirip uzun bir gezi yapmayı düşünüyorduk. Harun'a, "Hazırlan," dedim, "ailenden izin al, seni Çanakkale'ye götürüyorum."
Harun kabul etti, ailesi izin verdi, o da geliyordu. 18 Mayıs gece 12 gibi yola çıktık. Sabah Ankara'ya, öğle sıralarında da Eskişehir'e ulaştık. Orada bir gece kalıp ertesi gün cuma namazını Bursa Ulu Camii'nde kılıp akşam da Çanakkale'ye geçeriz diye plan yaptık. Her şey planladığımız gibi oldu. Tarihi ve turistik yerleri geze geze Çanakkale'ye gidiyorduk. Arkadaşlardan birine Harun'a sahip çıkmasını, ilgilenmesini ama hiçbir telkinde bulunmamasını söyledim. Bizler namaz vaktinde camiye gidiyor, beraber namaza duruyorduk ama Harun bize katılmıyordu. Bursa'nın havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum. Harun cuma vakti geldiğinde bizimle beraber o da içeri girdi. Yanındaki abisine nasıl abdest alacağını sormuş. O da bana bakarak yaptım yap yeter demiş. Bu Harun'un ilk namazıydı. Dönünceye kadar da bizimle namazına devam etti. Akşamüstü Tophane'de Mehteran Bölüğü bize muhteşem bir ziyafet çekti. Tıpkı kadayıf üzeri dondurma misali gelen bu konserden sonra padişahlarımızın kabirlerini ziyaret ettik, fatihalar okuduk. Hep birlikte ardından da ayrıldık Bursa'dan. Çanakkale'ye varmadan evvel oralar hakkında bir takım bilgiler verildi. Nereye gittiğimizin yavaş yavaş farkına varmaya başlamıştık. Çok iyi bir rehberimiz vardı. Çanakkale destanımızı anlatmıyor, adeta yaşıyordu. Gezimiz mükemmel olmuştu. Herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu ama aynı zamanda herkes hüznü de beraber yaşıyordu. Bir taraftan kahraman ecdadımızla övünürken diğer taraftan yamyamların vahşeti karşısında üzüntülere gark oluyorduk. Dönüş yoluna girmiştik. Herkes derin bir sessizlik içinde o gün gezdiğimiz, dolaştığımız yerleri ve oralarda yaşananları kafasında canlandırıyor, tefekkür ediyordu. Geziden sorumlu olan hocamız, arkadaşlar dedi, bizde adettir, sıra ne umduk ne bulduk köşesine geldi. Herkes sırasıyla gezi hakkındaki düşüncelerini burada anlatabilir mi? Sırasıyla herkesi otobüsün ön tarafında mikrofonun olduğu yere çağırdı. Konuşmalar içten ve samimiydi ama iki kişinin konuşması vardı ki hepimizi derinden etkiledi. Konuşmalardan birisini adını şimdi unuttuğum 35 yaşlarında bir beyefendi yaptı. Ben dedi ağlamak nedir bilmem. Ağlamayı da sevmem. Hayatımda iki kere ağladım. Birisi babam ölünce, onu çok seviyordum çünkü. O ölünce bütün dünyam yıkılmıştı. O gün ağlamıştım. Biri de bu gezide. Benim ne kadar kahraman bir ecdadım varmış da benim haberim yokmuş. Bu zamana kadar niye gelmemişim, onları ziyaret neden etmemişim diye kendimden utandım dedi. Hayat yolunun yarısına gelmiş abimizin ettiği laflar hepimizi çok etkilemişti. Bazılarımız gözyaşlarını da tutamamıştı. Konuşmalardan diğerini de öğrencim Harun yaptı. Ben öncelikle herkese teşekkür ediyorum dedi. Bu gezi bende derin izler bırakacak, bunu biliyorum. Hocama ne kadar teşekkür etsem az. Beni bu geziye o davet etti çünkü. Ben buraya gelmeden evvel bir insanın vatanı, milleti için canını vermesine bir anlam veremezdim. Bana saçma gelirdi. Ama inanın şu an bu otobüsün içinde bu vatan ve bu millet için ilk kim canını seve seve verir deseler, bilin o ben olurum dedi. Herkes şoktaydı. Harun sözlerini bitirir bitirmez otobüste bir alkış tufanı koptu. Gezi amacına ulaşmıştı. Bense Rabbime şükrediyordum. Allah'ım bir yavru daha kurtuldu. Hoşça kalın efendim.